Değerli izleyenler, Erdek'teki zeytin işleme tesisleri, zeytinyağı üretim tesislerini gezmeye devam ediyoruz. Tabii bu arada Erdek'in ve yörenin, Türkiye'nin gurur kaynaklarından birindeyiz şu anda. Aynis'teyiz. Aynis şirketinin yönetim kurulu başkanı Sayın Mete Hacı bizimle birlikte. Mete Bey, teşekkür ediyoruz. Zaman ayırıyorsunuz bize. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, önce şuradan başlayalım. Aynis ismi nereden geliyor? Bir kelebek görüyoruz. Anlatın. Biz bir aile şirketiyiz öncelikle. İsmimizin detayı, ay günün ayı, benim baş harfim ve babamın ismi İsmail'in isiyle Aynis'i oluşturuyoruz. Ve kelebek de biz burada doğal olmayan hiçbir şey üretmediğimiz için, tamamen doğallık altyapısıyla bütün ürünlerimizi ürettiğimiz için kelebeği de logomuza uygun olarak bulduk. Bu şekilde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynis ne zaman kuruldu, ne zaman üretime geçti? O konuda bilgi rica ediyorum. 2010 yılında. Siz şöyle hem yürüyerek devam edelim. Evet. 2010 yılında kurulduk. Kendi bahçelerimizden üretim yapmaya başladık. Erdek ve Akhisar'da ağırlıklı bahçelerimiz mevcut. Dışarıdan ürün alanında yapıyoruz. Gezmediği takdirde. Bunun üzerine de yıllık tüketimimizde dışarıdan ham madde olarak alıp hiçbir şekilde olmuş maddeyi dışarıdan tesisimize sokmadan üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Baştan sona kendi üretimimiz. Tabii aynı ismetleri çok çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Bu konuda bilgiyi almak istiyorum sizden. Bizim lojistik firmamız da mevcut. Önce kendi ürünlerimizi taşımakla başlayan, sonrasında da bölgedeki talepler üzerine nakliyeye dönüşen bir işimiz oldu. Bunun haricinde sağlık hizmetleri, babamızın ana mesleği olan doktorluk üzerine bir sağlık hizmetleri kuruluşumuz. Bununla alakalı ve bir de otelimiz mevcut. Bunun haricinde de hem İnegöl Bursa'da hem de Bandırma'da olan iki tane görevimiz ve bununla ilgili kurumsal bir kiralama işimiz mevcut. Evet. Tabii değerli izleyenler, bir de şunu vurgulamadan geçemeyeceğim. Sevgili Mete'nin annesinin öğretmeniyim ben, Erdek Lisesi'nden edebiyat öğretmeniyim. Müthiş çalışkan bir öğrenciydi Aygün. Buradan ona da selamlarımızı iletiyoruz. Tabii ki Mete Bey, çok önemli ödülleriniz var dünya çapında. Her yıl yarışmalara giriyorsunuz. Bu da Türkiye için bir onur kaynağı. Bu ödüllerden de biraz bahsedelim. Tabii ki. Bizim ciddi bir zeytinyağı konusunda ihracatımız da olduğu için, dışarıda yaptığımız ihracatları da kanıtlayabilmemiz için kendimize ödüller almamız gerekiyor. Daha rahat satış yapabilmek için, prestij için. Bununla alakalı da son 3 senedir ciddi katılımlarda bulunuyoruz. Yunanistan, İtalya, Arjantin, Kanada, İngiltere, Japonya, Türkiye de belki unuttuğum bir iki ülke daha olabilir. Ciddi ödüller aldık. Genelde altın madalya alıyoruz bu konuda. Kalitemizi sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz bununla ilgili. İhracat hangi ülkelere? Dubai, Almanya, İngiltere şu anda mevcutta ihracatlarımız var. Evet. Şu Londra da çok değerli. Tabii ki şu anda önemli bir bölümdeyiz. Zeytinyağı üretim bölümü. Burada ne oluyor? Dışarıdan tutanan zeytinlerimiz bana şöyle geliyor. Bana şöyle, herkesin ürünleri ayrı ayrı. Her gözler farklı farklı. Ayrı şekilde soslu şekilde üretiliyor. Burada hamur olgunlaştıktan sonra dekantörden de sefete gidip zeytinyağı üretim bitiyor. Bir süre zarfında en önemli noktalar zeytin hava almadan yapılması ve çok kısa bir süre zarfı içerisinde bu zeytin geçirmesi gerekiyor. Tamamen yine gördüğünüz gibi soğuk. Soğuk sütüm yapılıyor. O yüzden rengi de biraz daha bulanıktır. Analiz yapılıyor. Analiz yapıldığı gibi her tankın asidi ve özelliği farklı. Hangi tanka aitse ona göre depolanmaya başlıyor. Mete Bey, şu anda hangi bölümdeyiz? Sanıyorum zeytinyağı üretimi
bitti. Buradan yurt dışında ise gelenler bidonlarını alıyorlar değil mi? Evet. Şu anda insanların, müşterilerin için burada ayrı ayrı, her birinin bidonu ayrı olacak şekilde, ya ayrı olacak şekilde burada stoklanıyor, stok aralığında. Ama kendileri gelip teslim olabiliyorlar. Ama biz araçlarımızla onları teslim edebiliyoruz. Herkesin durumu ayrı bir şekilde sıkıldıktan sonra yol alınıyor. Herkese mesaj gidiyor zeytin çıktıktan, yağ çıktıktan sonra mesela istinaden bile onlar geliyor ya da biz teslim ediyoruz. Değerli izleyenler, şu anda Aymis'in sanırım sarnıç bölümü değil mi? Evet, doğru. Burada bir de taş var. Bunun özelliği nedir? Bu bölüm hakkında da bilgi rica ediyorum. Biz bundan 3 sene öncesine kadar tek tek granit taşlarla zeytine baskı yapmaya çalışıyorduk. Ve bu bizim bölgemizde de Türkiye'de genel bir problem olan işçilik probleminden dolayı biz de ciddi anlamda yoruluyorduk. Bunun üzerine farklı bir inovasyon yaptık. Farklı bir çözüm getirdik biz bu işe. Kuyuların kapakları kapak büyüklüğünde betonlar döktürüp gördüğünüz gibi bir vinç sistemiyle kuyuların üzerine sadece bir kişinin vinci kullanması üzerine baskıyı uygular hale geldik. Bu sayede denemelerin sonucunda hem zeytinin daha güzel hem daha güzel yanak acı suyunun hiç olmadığı ve tamamen bütün zeytinin aynı kalitede çıktığını gördük. Bunun üzerine de bütün kuyularımıza bunu uygulamaya başladık. Gördüğünüz üzere de geçen yılki zeytinlerimizde de aynı şekilde uygulamalar mevcut. Erdek'te benim bundan benzer uygulama yok değil mi şu anda? Türkiye'de şu anda bunu yapan tahmin ediyorum ya 2-3 firmadan birisidir. Mete Bey, şu anda zeytin işleme bölümündeyiz. Burada ne yapılıyor? Hangi zeytinler işleniyor tüketiciye ulaşmak üzere? Biz gördüğünüz üzere az önce kuyularımıza zeytini bastıktan sonra olgunlaşan zeytin buraya geliyor. Bu buradaki paketleme hattından geçiyor. Aşağı yukarı 52 metrelik bir paketleme hattı var burada. Bu paketleme hattında biz günde 5 ton zeytin paketleyebiliyoruz. Ama siyah, ama yeşil, aşağı yukarı 25 çeşide yakın zeytinimiz mevcut. Bunların hepsi buradan geçerek paketleniyor. Ama küçük ama büyük. Kalibresine ayrıldıktan sonra bütün üretim tesisi burada oluşuyor. Aynen. Nasıl? Güzel. Gel yok gerekiyor. Ha bak. Mağaranın da öz temiz gibi açılar. Evet değerli izleyenler, şu anda da sabun üretim bölümündeyiz ve tabii kaliteli sabunlar da üretiliyor. Ne çeşit sabunlar üretiyorsunuz burada? 3 çeşit doğal sabunumuz var kalıp olarak. Yosunlu, kükürtlü ve doğal olarak. Bunun haricinde sıvı likit olarak da duş jeli, şampuan ve el sabunu yapmaktayız. Ve kendimiz için tüketiyoruz, kendi çocuklarımızı da kullanıyoruz, kendi evimizi de kullanıyoruz. Tamamen doğal yapmaya çalışıyoruz o yüzden. Bir kar beklentimiz de yok bu bölümle alakalı. Bu bir zeytin ürünü olduğu için bunu da en kaliteli şekilde üretmeye çalışıyoruz. Evet. Bir de şunu sormak isterim ben size. Bu yılki rekolte biraz düşük olacak deniyor. Doğru mudur? Bölge bölge değişmekle beraber bizim şu anda bulunduğumuz Erdek Körfez ve bizim bölgemizde evet dediğiniz doğru. Sektör olarak bu bölge ciddi anlamda tonaj olarak çok az. Ama bir Akhisar'a gittiğiniz zaman, bir Edremit, bir Mersin tarafına gittiğiniz zaman çok ciddi tonajlar mevcut. O yüzden de bölgede zeytin olmasa da aslında çok ciddi bir tonaj Türkiye'nin bu sene elinde var. Bir de kimyasaldan uzak kalmak gerekiyor üretimde deniyor. Tabii ki bu konuda sizin düşünceniz önemli. Mutlaka. Yani zeytin ürünlerinde olduğu gibi, bütün gıda ürünlerinde olduğu gibi zeytine de uygun kimyasallar var. Gıda tüzüğünün bize vermiş olduğu izinler var. Ama biz fabrikamızda bunların da hiçbirini kullanmıyoruz. Az önce kuyularda da gördüğünüz gibi eski zeytini satıyoruz. Doğal fermantasyon uygulama yapıyoruz ve doğal fermente ürünler satıyoruz. Bununla ilgili de kafamız çok rahat. Teşekkür ederim. Sağ olun.